Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelere hız kesmeden devam ediyoruz ve sizlere 8. denemeyi hazırladım. Harika bir deneme var. 10 tane güzel soru. Son soru yine sizde olacak. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. İlk sorumuz değerli arkadaşlarım. Ne diyor hocam? Mısır uygarlığı ile ilgili bu bilgiler aşağıdaki durumlardan hangisine kanıttır? Şimdi bakalım. Mısır uygarlığı vergilerin hesaplanması için matematiği, Nil'in taşma zamanını belirlemek için astronomiyi, Nil'in taşkınlıkları sebebiyle bozulan arazi sınırlarını ölçmek için geometriyi, mumya yapabilmek için tıp ve eczacılığı geliştirmiştir. Burada ihtiyacı doğurmuş değil mi değerli arkadaşlarım? İhtiyaçları doğrultusunda icat yapmışlar. Şimdi şıklara bakalım. Böyle yorumlar yapmamız lazım. Çok tanrılı hayatın benimsediği. Herhangi bir tanrıdan bahsetmiyor değil mi değerli arkadaşlarım? Bunu geç. Toplumun sınıflara ayrıldığı mesela kölecilik kavramı olsaydı bunu alabilirdik. O yüzden sen bunu eleyeceksin. İhtiyaçların bilimsel çalışmalara sebep olduğu cevaba ulaştık. Şehir devletleri halinde herhangi bir şehir devletinden bahsedemiyoruz. Şehir devletlerine ne diyorduk? Nom diyorduk yani arkadaşlarım. Özgün bir uygarlık yapısına sahip olduğuna yani bununla alakalı metinde böyle bir durum yok değerli arkadaşlarım. O yüzden biz bunu eleyeceğiz. Özgün ne demek? Kendine has demek değil mi? Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Bunlarla ilgili Asya'nın batısındaki kuzey Hunlarının başlattığı kavimler göçünün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi Avrupa'da feodal yönetimlerin güç kazanması. Doğru mu? Doğru. Feodalite ne demek? Toprak ağalığı. Derebeylik demektir değerli arkadaşlarım. Krallıkların zayıflamasına sebep olmuştur. Kilise ve papalığın desteklediği skolastik düşüncenin... Oho! Bismillah! Bunu bırak. Avrupalı milletlerin etnik temelleri atıldı. Almanya, Fransa, İtalya gibi devletler. Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Tamamdır. Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yavaş yavaş yayılacak. Hızla yayılacaktı hatta. Ancak değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki kavimler göçünden sonra Orta Çağ dönemi başlamıştır. Ve biz Orta Çağ Avrupa'sına ne diyoruz? Karanlık dönem diyoruz. Skolastik düşünce güç kaybetmemiştir, güç kazanmıştır. Papa ve kilise güç kazanacaktır, kaybetmeyecektir. Dikkat! Üçüncü sorumuz, İslam tarihinden, İslam devletinde aşağıdaki kurumsallaşma faaliyetlerinden hangisi Hazreti Muhammed döneminde gerçekleştirilmemiştir? Hazreti Peygamber. Şimdi eğitim kurumları oluşturuldu. Din kültüründe de çıkabilir. Not tutabilirsiniz. Biz bunlara suffe diyoruz. Yani Ashab-ı Suffa. İslam savaş hukukunun temeli atıldı. Hangi savaş sonrası? Bedir savaşı sonrası. Ülke, aho bunu bırak. Haraç vergisi alınmaya başlandı. Hayber Kalesi'nin fethi örneğini verebiliriz. Devlet yönetim merkezi oluşturuldu. İlk merkez neresi? Medine. Ancak C şıkkı Hazreti Ömer dönemine denk geliyor. Eyalet sistemini getiren ikinci halife Hazreti Ömer'dir. Dikkat et. Dördüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Umarım düşmeyiz. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangisi Haç seferlerine karşı mücadele etmemiştir? Eminim ki iki devlet arasında kalacaksınız. Türkiye Selçukluları Haçlarla mücadele etti. Hatta 1. Kılıç Arslan merkezi İznik'ten Konya'ya taşıdı. Tamam. Danişmentliler yine Haçlara karşı mücadele eden güçlü beyliktir. Gazi, oho bunu bırak. Memlükler Haçlarla mücadele etmiştir. Hatta Akka'yı geri almışlardır değerli arkadaşlarım. Musul Atabeyliği, İmamettin Zengi'yi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Ancak Gazeliler Hac seferlerinde yer almamıştır. Dikkat ediyoruz. Eminim ki Gazeliler ve Memlükler arasında kaldınız. Beşinci sorumuz. Bu bilgiden bahsedilen savaş aşağıdakilerin hangisiyle yapılmıştır? Halil İnalcı'ya göre Osman Gazi'ye güç ve prestij kazandıran 27 Temmuz 1302 tarihli Koyunhisar Savaşı Osmanlı Birliği'nin gerçek kurulmuş tarihi olarak kabul edilmelidir. Halil İnalcı tarihçilerin piri değil mi değerli arkadaşlarım? Koyunhisar Bizans'a yapılan ilk savaş. Timur ile Ankara Savaşı yapıldı. Venedik ile deniz savaşları yapılacak. Çalabiye Deniz Savaşı. Ama bu dönemde değil. Karesioğulları Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya katılan ilk birliktir. Karamanoğulları Osmanlı'ya en çok uğraştıran birliktir. Cevabımız Bizans olacaktır. Diğer ismiyle Bafeus ya da Bafeon Savaşı. Altıncı sorumuz değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Güzelce patlayı atlamayalım. 1700-1774 yılları arasında bazı siyasi gelişmelerin anlatıldığı bu tablodan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapmamız? Şimdi Osmanlı Devleti'ne karşı iç ve dış tehditlerin olduğu. Bakalım. Brut Pasaroça. Aho bak bir isyan var. İç sebep. Bununla beraber Çeşme Baskını dış tehdit. Çeşme Baskını biliyorsunuz ki Osmanlı donanması ikinci defa Ruslar tarafından yakıldı. Ya da Küçük Kaynarca Antlaşması. Osmanlı donanması zarara uğradı. Çeşme Baskını'nda. Tamam. Fransa'ya verilen imtiyazların süre sınırının kaldırıldığı kapitülasyonlar sürekli hale geldi. Osmanlı Devleti'nin batıda... Oho bunu bırak. Diplomasi alanında gelişmeler. Pasarofça Antlaşması. Kurut Antlaşması örneğini verebiliriz. Belgrad'da örnek verebiliriz. Ancak Osmanlı Devleti Bucaş Antlaşması ile doğudan geniş sınırlara ulaşmıştır.
Burada Bucaş var mı? Yok. 18. yüzyılı bize istiyor. 17. yüzyılı değil. Bucaş'ın tarihi 1672. 7. sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu tabloda yer alan devlet adamlarından hangi ikisinin yerleri değiştirilirse eşleştirmedeki yanlışlık giderilmiş olur bakalım. Aşağıdaki tabloda Osmanlı devlet adamları ve görevlerinin eşleştirilmesi verilmiştir. Tamam. Defterler mali işlerin denetlenmesinden birimliğe dönmüyor. Bismillah. Tamam, mali işler doğru. Kazasker divan umayunu ve padişahın alacağı kararların dine uygun olup olmadığına mı? Oho, bunu bırak, bu yer değiştirecek. Şeyhülislam kadı bir müdür. Cevaba ulaştık. İkisi yer değiştirecek. Nişanlı devletin iç ve dış yazışmalarına bakar. Padişahın tuğrasını çeker. Bu doğrudur. Müdürris medreselerde eğitmenlik yapar. Öğretmen anlamı taşır. Kazasker ve Şeyhülislam yer değiştirecek değerli arkadaşlarım. Kazasker kadı bir müdür saptaması yapar. Şeyhülislam fetva çıkarır. Bakalım gitti. Cevap B şıkkı. Dikkat. Son soru yine sizde bu arada. 8. sorumuz canlar. Bunun hakkında ben size soru sormuştum. Bakalım hatırlıyor muyuz? Türk halkının milli mücadelesinin aklını ortaya koyan ilk uluslararası belge olarak adlandırılan bu raporda bahsedilen bölge içerisinde aşağıdaki şehirlerden hangisi yer almaktadır? Amiral Bristow raporunda bölgedeki olayların sorumlusu Yunanlar ve Rumlardır. Türkler çeşitli zulümlere ve katliamlara uğramışlardır. Bölgede çoğunluk Türklerden oluşmaktadır. Yunan ordusunun işgali gereksiz ve haksızdır. Yunan kuvvetleri çekilip yerine İtilaf kuvvetleri gelmelidir. Maddesi yer almıştır. Maddeleri yer almıştır. Şimdi Amiral Bristow denilince öğrencilerim cevap vermişti zaten, onları tekrardan tebrik ediyorum. Cevabımız İzmir. Hatay, Anadolu'da işgale uğrayan ve direnişin başladığı ilk yer olarak bilinir. Samsun, Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor değerli arkadaşlarım. Ondan sonra milli mücadeleyi yavaş yavaş başlatma gereği duyuyor. Antep'te mücadele ediliyor Şahin Bey. İstanbul, Misak-ı Milli kararının almasıyla işgal ediliyor. Cevabımız İzmir olacaktır. Dokuzuncu sorumuz değerli arkadaşlarım. Amasya genelgesinde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi bir son ilkelerinin her millet kendi geleceğine kendisi karar verecektir maddesiyle paralellik göstermektedir. Biz buna self-determination diyoruz. Yani her ulus kendi geleceğini belirler. Bakalım ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve karar... Oho, cevaba ulaştık. Diğerlerine bakalım. Diğerleri hakkında yorum yapalım. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanması gerekmektedir. Ulusal kararların alınacağı bir kongreden bahsediyor. Bu değil. Halkın durumunu dünyaya duyurmak için her türlü etki ve kontrolden uzak milli bir kurulun burada temsil heyetinden bahsedilmiş. Bizden istenen bu değil. Temsil heyeti. İstanbul hükümeti üzerinde aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu gerekçedir değerli arkadaşlarım. Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Yine gerekçe. Bizden amaç ve yöntemi istemiş. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Her ulus kendi geleceğini bilirler. Kimin sayesinde? Milletler, halklar sayesinde. 10. sorumuz. Atatürk'ün halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi açar vergisiyle çiftçinin üzerindeki yük kaldırıldı. Halkçılık. Kadınlara siyasi haklar verildi. Öncesinde verilmemişti. Sadece erkekleri veriliyordu. Halkçılık. Latin. Oho, bunu bırak. Soyadı kanunu. Kimse kimseden üstün değildir. Herkesin bir soyadı olacak. Üstünlük belirten unvanlar kaldırılacak. Halkçılık. Medeni kanun. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Ama bak. Medeni kanununda kadına siyasi hak verilmedi. Anlaştık mı? Kadın siyasi hak yok. Dikkat et. O yüzden cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Latin alfabesi neden kabul edildi? Çünkü Osmanlı harfleri zor geliyordu. Osmanlıca zor geliyordu değerli arkadaşlarım. Bu sadece bir sebep. 11. soru sizde. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Soru şu şekilde. Tek halife milli emirleri hangi savaştan sonra çıkarılmıştır? Batı cephesi ile ilgili soru. Hadi bakalım yorumdayız.